Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi çemberde uzunluk testlerini çözüyorduk en son. 3 numaralı testle devam ediyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Evet, ilk sorumuza bakalım. Birinci sorumuz, şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Diyor ki, ED'yi 6 verdim, FC'yi de 10 verdim diyor. FC'nin 10 birim olduğunu gördüğünüz zaman hemen AB'nin de 10 birim olduğunu söyleyin. Çünkü dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. Buraya da 5, 5 yazınız dostlarım. Arkadaşlar şu eskici geçiyor. Bir kapıyı kapatayım ben. Bir saniye bekleyin. Evet, eskiciyi de gönderdik. Devam edelim şimdi. Dedik ki FC 10 birimse AB de 10 birimdir. Ve AB'nin çap olduğunu bildiğim için 5, 5 yazdım. Şimdi bir kiriş görüyorum bakın. ED kirişi. Ne öğrendik biz? Kiriş görünce tam ortasına dikmeyi, çizmeyi öğrendik. Şu dikliği çizdik tam ortasına. Burayı kesinlikle 2'ye bölecekti. 3, 3. Dik'i de gösterelim. Kirişin ucuna yarı çapı çizin demiştik. Bakın bunu da çizdik. Yarı çap 5. Ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Güzel, sevdiğiniz bir dik üçgen çıktı ki demek ki kısa kenarım 4 birimmiş. Yani x de 4 birimmiş dedim hemen. Ve geçtim 2 numaralı soruya. Kareymiş. Alanı da 144 olan bir kareymiş. Karenin alanı neydi? Bir kenarının karesi olacaktı dostlarım. Demek ki bunun bir kenarı 12 birim olacak ki hemen 12'yi çakalım şuralara. Buraya da bir 12 çakalım. Şu kenar da toplamda 12 olacak. Hatta bunun tam şöyle merkezini işaretleyelim. 6, 6 diyelim buralara da. Buraya kadar yaptık. Buna göre A, F, D. Şu üçgenin de çevresini bizden istiyor arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız şimdi görelim hemen. Şimdi dostlar bir kere dondurma kuralını hatırlayın. Bakın dışarıdaki bir noktadan çembere bir DC teğeti çizilmiş. Bir de DE teğeti çizilmiş. Bu teğetlerin uzunlukları birbirine eşitti. Dondurma kuralı ne diyordu? Dışarıdaki bir noktadan çizilen iki teğetin uzunluğu eşittir. Aynı zamanda şu açıyla şu yayın toplamı da 180 dereceydi. Onun burada işimiz yok. Biz şuraya da 12 birimi yazalım hemen. E şurada da bir dondurma var bakın. FB ile FE. Küçük bir dondurma yapmış burada da. Hemen şuraya K birim dersem buranın da K birim olduğunu söyleyelim. Bir kenar 12 birimdi. Karenin bir kenarı. Şuraya da 12 eksi K kaldı diyelim. Şimdi bu dik üçgene bakarsanız sizin sevdiğiniz bir dik üçgen arkadaşlar. 12 size kopyayı versin. Şimdi 12'li özel dik üçgenleri düşünün. Ya 5, 12, 13 olacak. 5, 12, 13. 13 olması için K'ya 1 demeliyim. 1 dersem burası 11 oluyor. 5 olmuyor yani. O yüzden bu değil. 9, 12, 15 olabilir. K'ya 3 demeliyim bu durumda. 3 derse K'ya... Bakın burası da 9 olduğunu görüyorsunuz. 9, 12, 15'i sağlıyor. Demek ki K 3. Bize de neyi soruyordu? Çevresi. 12, 9 daha 21, 3 daha 24, 12 daha 36 yaptı. İkinci sorumuzun cevabı Denizli'den geldi dostum. Evet, geçtik biz de 3 numaraya hemen. Bakın ne görüyoruz hemen? Çapı gören çevre açılar görüyorum dostum. C açısı çapı gören bir çevre açıdır. Hemen 90 dereceyi çaktım buraya. Hatta şurada O1 ile B'yi birleştirirsek bu da çapı gören çevre açı. Buraya da 90'ı çaktık. 8 ile 12'yi vermiş bize. O2 merkezli çemberin yarı çapını soruyor. X diyelim buna. Şurası da X'tir. O1 merkezli çemberin yarı çapı ne oldu? 2x. E o halde bu taraf da 2x olacak. Bakın bu şu demek. O1 burayı 2'ye böldü. 2x, 2x. Peki dostum B noktası kesinlikle burayı da 2'ye bölecek diyemez miyiz o halde? Çünkü neden? Orta taban özelliğinden. 12'nin yarısı olacak hatta. 6 diyeceğiz buraya da. Ve bakın 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Burası 10 birim. Demek ki 2x 10 ise x de 5 birimdir. Yapıştır gelsin. 4 numaraya geldik. Güzel bir özellik, basit bir özelliğimiz vardı. Şuydu arkadaşlarım. Hani Öklit bağıntısıydı. Şunun karesi 14 ile şuradaki x'in çarpımına eşitti dostlarım. Bunu da hatta ispatını şöyle yapıyorduk. Çapı gören çevre açıyı çiziyorum önce.
Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için dikliği koyuyorum ve diyorum ki bakın diklikten diklik inmiş, öklik yapabiliriz o halde. Hemen yapalım. 2 kök 14'ün karesi eşittir 14 çarpı x'e. 14 çarpı x diyelim. 2 kök 14'ün karesi 4 çarpı 14 demektir. O da 14 çarpı x. 14'ler giderse x eşittir 4 geldi. Peki bizden ne istiyor? Çemberin yarı çapını. E şimdi buranın tamamını ne bulduk biz arkadaşlarım? Çapı yani ne bulduk? 18. Yarı çap ne çıkacak? 9'u paketleyin. Geçelim. Evet bakın yine bir çevre açı 90 derece olduğunu görüyorum. Hemen bunu bir konuşalım. BE'yi çizersek biz... BE çaptır. Çünkü sadece çapı gören çevre açı 90 derecedir. Merkezde şuraya O noktası diye çakalım. Bu şu dik üçgenden Pisagor yaparsanız BE'yi 8 bulursunuz. Hocam sen nasıl kafadan buldun? Şunu fark ettim ben. Biri 4, diğeri kök 3 katı arkadaşlarım. Demek ki diyorum ki burası 30 dereceymiş, burası da 60 dereceymiş. Bunu fark ettim ben. 30'un karşısı 4 iken sadece 60'ın karşısı 4 kök 3 olacağı için kesin 30, 60, 90'dır dedim ve hemen 90'ın karşısını kafadan 8 olduğunu söyledim. Kafadan 8 ise demek ki buralarda 4, 4 dedik. X'i soruyor bize. Bakın 30 derecenin gördüğü yay 60 derece olacak ve siz şunu öğrendiniz benden bir iki önceki videolarda. Dedik ki bir kirişin, işte bakın X kirişi, arkasındaki yay 60 derece ise bu kiriş kesinlikle yarı çapa eşit. Yani 4'e eşittir demiştik. Bunun da ispatını yine yapalım dostlarım. Bakın kirişin uç noktalarını hemen şöyle birleştiriyorum merkezle. Burası 4 santim, burası da 4 santim yarı çap olduğu için 60'ı gören merkez açımız da 60 derecedir diyeceğiz. Ve bakın bu ikiz kenar aradaki açı 60. Aslında eş kenar üçgen oldu. Demek ki bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani 4, x'i de 4 böyle bulduk dostum. Evet, 6. sorumuz. Bakalım ne yapacağız? Bir kere teğet görünce ne öğrettik size? Hiç düşünmeden merkezden teğete yarıçapı dik indir. Dostum zaten EB'yi yarıçapı 4 vermiş. Buraya da 4 yazıyorum hemen. Sonra BF'yi de 4 olduğunu söyleyelim. Dostum sonra diklikten diklik indi. 4'ün karesi 16. 2 çarpı DC'ye eşittir. Demek ki DC'nin de 8 olduğunu söyleyelim. Öklükten bulduk. Şu dik üçgeni patlatalım hemen arkadaşlarım. 4, 8. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs ne olacak? Küçük olanın yani 4'ün kök 5 katı olacak. Ve bakın ne bulduk? 4 ile x'in toplamı 4 kök 5 bulduk. Demek ki x eşittir 4 kök 5 eksi 4. Yani x eşittir 4 parantezinde kök 5 eksi 1. O da Denizli'den geldi diyebiliriz dostlar. Evet ilk 6'yı gömdük. Hemen 7'yi alalım. Şöyle bakalım ne diyor. Fatih elindeki çiviyi yere çakıyor. Ardından 11'im uzundaki klasik bir soru daha arkadaşlarım. Yine her soru bankasında görebileceğiniz. Şimdi bakın yere bir çivi çaktım. Bu çiviyi 10 santim uzunluğundaki bir ip, bir zincirle şöyle gerdirelim hatta dümdüz 10 santim olsun bu. Sonra kalemin ucunu buraya koyduğunuzda arkadaşlar bunu çevirdiğinizde gergin bir şekilde şöyle bir daire oluşturacaksınız. Şöyle yine yarı çapını da 10 santim olacak. Şöyle tam çizebildiysek ne güzel. İşte yarı çapı 10 santim olan bir daire oluşturdunuz dostlar. Tamam. Gelerek yere çember çizdik. Bu çember üzerinde birbirine 8 birim uzaklıktaki A ve B noktalarını işaretliyor. Hadi onları da gösterelim. Şurası A, şurası B noktası olsun ve aralarındaki mesafede 8 birim olacak. Buna göre AB doğrusunun orta noktasının, AB'nin kiriş oldu AB. Orta noktayı hemen merkezde birleştirelim yani çiviyle. Burası 8'di, 4, 4 diye böldü burayı. Kirişin ucuna yarı çapı çizelim 10. 100, 4, 4 şöyle yapalım hemen K'yı bulalım şimdi. K kare eşittir, K kare artı 4'ün karesi eşittir, 10'un karesi 100. K kare eşittir 84 mi geldi burada? K eşittir 2 kök 21 çıktı. Bize de zaten bak orta noktanın çiviye uzaklığı. Aslında K'yı soruyor bize de dostum direkt. Yani 2 kök 21'i soruyor. Cevap da Edirne'den geldi.
Evet, geldik 8 numaraya. Şekilde daire biçimdeki kağıt merkezinden sırasıyla 5 ve 7 birim uzaklıktaki AB ve CD kirişleri boyunca kesiliyor. AB'nin boyunu vermiş. 6 kök 3 demiş arkadaşlar. Hemen gelin şunu bir gösterin. Şimdi merkez burası. Kirişin ortasına dikmeyi indirdim. Bu buradan 5 birim uzaklıkta kesilmiş dostlar. Burası 5. Bunun boyu 6 kök 3'müş. Oldu burası 2'ye bölecekti. 3 kök 3, 3 kök 3. Kirişin ucunu yarı çapla birleştirdim R. Hadi Pisagor'umuzu yapalım. R kare eşittir 3 kök 3'ün karesi 27 artı 5'in karesi 25. Yani R kare eşittir 52. R eşittir 2 kök 13 bulduk. Bizden ne istiyor? Üst üste gelerek çakıştırılıyormuş bunlar. Çakıştırıldıktan sonra da B üssüyle D arasındaki mesafe. Yani benim şimdi ben AB'yi biliyorum zaten. AB 6 kök 3. Şuraya Y diyeyim. A ile D üssü arasındaki mesafeyi bulursam yani Y'yi, Y ile X'in toplamının 6 kök 3 olduğunu biliyorum. Y'yi çıkartırsam X'i de bulurum diyorum. O halde gelin yukarıdan bir daha Y'yi bulalım. Y neresi arkadaşlarım? Şu küçük çemberin C ile D arasındaki mesafesi. Yani şurası. Y'yi arıyoruz biz. Burası Y. Şimdi bu da bir kiriş. Kirişi hemen dikmemi indiriyorum. Kirişi 2'ye bölecek diyorum. Bu kirişten 7 birim uzaklıktaymış. Kirişin biz yarı çapını çizelim, uç noktasıyla birleştirelim. 2 kök 13'tü burası, yani kök 52 idi. Hemen Pisagor'u çakıyorum buradan dostlar. Kök 52'nin karesi 52 eşittir 7'nin karesi 49 artı şuraya da m diyelim. M'nin karesine eşittir. 49'u çıkartırsak 3 eşittir m kare. M eşittir kök 3. Peki burası kök 3, burası da kök 3. CD uzunluğu ne çıktı? 2 kök 3. Demek ki Y dediğimiz uzunluk 2 kök 3. Hadi bu Y'yi bu tarafa atalım. X eşittir 6 kök 3'ten 2 kök 3 çıkarsa 4 kök 3'tür. Yani 8. sorumun cevabı da Edirne'den patlar. 9 numaraya geldik. Evet, bakın yine açı ölçer sorusu. Artık çok iyi bildiğiniz bir kısım arkadaşlarım. Hemen bakın şurada kaçtan geçiyormuş bu? 120 ile neyse okuyamadık. Bir daha okuruz orayı şimdi. Fatih, ABC üçgenindeki açıları 2 özdeş ve birbirine teğet durumda. Özdeşse bunlar. Şimdi şurada da teğetlermiş. Demek ki şuranın yarı çap olduğunu, burası da yarı çaptır. R diyelim. Özdeş oldukları için aynı uzunluktadırlar. E şurası da bunun yarı çapıdır R diyelim. Burası da demek ki bakın diyor ki ADBD'ye eşit. Şöyle göstereyim onu. O halde burası da R. Yani şunu söylemeye çalışıyor. İkiz kenar bir üçgenmiş bu. Demek ki şuradaki açıyla buradaki açının ölçüsü birbirine eşit demeye çalışıyor. Biz şu açıyı biliyoruz. Onu söylemiş mi? D ve E yarım daireleri biçimde gözleceğine geçtikleri yok söylememiş. Biz okuyacağız. Şurası 60, 60, 45 ya da dur 30, 35, 40, 45. 45, 50 galiba. Şu deniz noktası tam 50'den geçiyor. 120, 125, 130. Burası da tam 130'dan geçiyor arkadaşlar. 130 ile 50'nin arasındaki şunun ölçüsü kaç derece oluyor? 80 derece. E burası 80 ise merkez açımız da 80 derece. İkiz kenar olduğu için 100 kaldı şu ikisine. 50. 50 böldüler. Demek ki buralarda 50'şer derece. Şimdi şuna bakalım. 45. Bu tam kaçtan geçiyormuş dostum? 45, 75, 60'tan geçiyor galiba. Gördüğüm kadarıyla bu tam 60'tan geçiyor. 50 olması için 110'dan geçmesi lazım dostlarım bunun da. Hani 60'ın üstüne 50 derece koyacağız. Çünkü açımız 50, yayımız da 50. Tam 110'dan geçecek. E noktası kaç dereceyi gösterir diye soruyor. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 10. soru. Şekildeki bir otolastik atölyesinin rafında birbirine teğet 90 cm ve 40 cm tekerlekler görünmektedir. Buna göre bu tekerleklerin rafa temas etti. A ve B noktaları. Ha, çok güzel ve klasik bir sorunun böyle lastikli, yani yeni nesile çevrilmiş arkadaşlar. Bunu şuraya ben bir daha normal bir çizeyim. Bakın bir tane büyük çember, bir tane buna teğet olan küçük bir çember var. Küçük çemberin yarı çapını 40 vermiş. Büyük çemberin yarı çapını 90 vermiş. A ile B arasındaki mesafeyi de bizden istiyor. Hemen çemberler teğetse ne öğrendik biz? Geometrinin dördüncü farzı dedik. Merkezlerini ve teğet noktalarını birleştirelim. Burası da 40.
Burası da 90. Yani toplam şurası 130. Hemen şuradan da dik yamuk özelliğini yapalım. Şunu çizelim. X diyelim. Şurası 40 ise burası da 40. Şuraya da 50 kaldı. Bakın şurası 130. Burası 50. 5. 12, 13 üçgeninden X dediğimiz şey 120 santim gelecek. Neyi soruyor bize? A ve B noktaları arasındaki uzaklık. 120 çıkması lazım. 5, 12, 13 üçgeni çıktı çünkü. A ve B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Bir şey yanlış mı yazdık? Ha, çapmış bunlar. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çap diyormuş. Biz tabii ki yarı çap olarak aldık. O zaman yarı çapı bunun 20. Bir daha çizelim mi bunu arkadaşlar? Ya da şurada göstereyim. Bak burası 20 olacak. Burası 45 olacak. Tamam, yarılar olacak yani. 20 ile 45'in toplamı şurası da 65 oldu. Şimdi çizelim x'imizi şurada. 20 burası, şuraya da 25 kaldı. Bak 5'in 5 katı, 13'ün 5 katı. Demek ki 12'nin 5 katı olacak arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni gelecek. 12'nin 5 katı da Bursa çıkacak. Evet dostlar, test 3'ü de bitirdik. Hemen test 4'e geçtiğim birinci sorusu. Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Merkez olduğunu göstermemiş. Ama bakın biz burada ne yapacağız şimdi dostlarım? Şunu fark etmemiz lazım. Şu 2'nin karesi 4. 2 kök 15'in karesi 4 çarpı 15'ten 60. 8'in karesi ise 64. Bak bu ikisinin toplamı buna eşit. Demek ki bunların şu ikisinin kareleri toplamı bunun karesine eşitse burada bir Pisagor bağıntısı vardır. Şurası da 90 derecedir. Bunu yakalayacaksın dostum. Bunu görmedikten sonra sabaha kadar düşünsek bu soruyu çözemezdik. Güzel olmuş. Şansımıza gördük biz de hemen. 90 çevre açı olduğu için demek ki çapı görüyor. Çapı gören çevre açı 90. Demek ki çap 8, yarı çapta 4. Yapıştır gelsin. Evet, ikinci sorumuz. 75 görüyoruz. Demek ki 15-75 üçgeni yapacağız. Haşa 4 taşı kullanacağız. Bir bakalım. 75, şurası 15 kesin. Hemen şu çapı gören çevre açıyı çizelim. Şurasının 90 olduğunu, demek ki buraya 15, buraya da 75 kaldı. Bakın hipotenüsün burası. Neydi 15-75'in kuralı? Hipotenüse inen diklik kaç birimse hipotenüs bunun 4 katı olacak. Yani hipotenüs 16. Yani çemberin çapı 16, yarı çapını soruyor. 8'i paketledim dostum. Üçüncü sorumuz dostlar. Hadi bir okuyalım. BD'yi soruyormuş bize. Altıları gördük. Bakın teğet noktasına diki indirdim. Çapı gören çevre açıyı 90'ı çizdim. Buna R. Buna R dersen. Dostum bak bunlar birbirine paralel. Paralel 2 doğru. Bu tarafı nasıl bölmüş? 2'ye. 6'ya 6. Bu tarafı da 2'ye bölecek. O zaman burası da 2R oldu. Yani şunun yarıçapı 2R geldi ki. Bakın şurada ne gördünüz dostlar siz? Şuraya bir bakın. 90'ın karşısı 4R iken neyin karşısı yarısıdır? 30'un. Demek ki burası 30. Hatta şurası da 60. Şimdi 60'ın karşısını 12 diye biliyorsak 30'un karşısını bulmak için bunu kök 3'e böleceğiz. 12'yi kök 3'e bölün hemen arkadaşlarım. 4 kök 3 yapar. Şurası 4 kök 3. 2R 4 kök 3. Burası 4 kök 3 olur. Burası kök 3 olur. Burası yok. 2 kök 3. 2 kök 3 olur bunlar da. Bize neyi soruyor dostlar bu adam? BD. BD'de ne var? 3R var. Yani 6 kök 3'ü soruyor bize. Cevabımız da Edirne'den çıktı diyebiliriz. Evet, 3 numaranın cevabı Edirne. 4 numaraya geldik. Bakın artık burada şunu fark etmelisiniz arkadaşlar. Çemberler E noktasında teğet. Eminim sorunun içinde de diyordur. Bak E noktasında teğet çember verilmiştir diyor. Ne öğrendik biz? İki çember teğetse merkezlerini, şöyle merkezlerini ve teğet noktalarını hemen birleştiriyoruz. E hocam burada bir de dondurma çıktı şansımıza. 30-30 diye böler bu. Evet doğru. Başka çemberlerin yarı çapları oranı. Şimdi küçüğünün yarı çapına şuraya getirelim. Dik çizelim. Teğete dik olsun. R diyelim. Şurası da R olur. Şuraya da dik çizelim. Bu da R olur. Hocam 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı şurası 2R olacak. Demek ki bak küçüğünün yarıçapı R. Büyüğünün yarıçapı ne oldu kocaman yarıçap? 3R. Yarıçaplar oranı ya 1 bölü 3 diyebilirsin ya da 3 bölü 1'den 3 de diyebilirsin. Ben de geçtim 5 numaraya. Evet, AB'yi 14 vermiş. Tamam. Bakın yine teğet mi bunlar? Hiç düşünmeden dostlar şuraya dikliğini çiz. 1. 7 7 bölecek değil mi? Burası 7, burası 7, burası 7.
Yine merkezden şu TET dikmeni çiz. 5, 5, 5. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık şurayı soruyor bize. Hemen onu da gösterelim. X deriz buraya şimdi biraz daha. Ve bak sen bu soruyu dik üçgende çözdün dostum aslında aynısını. Ne yapıyorduk hemen? Şuradan bir dikdörtgen tamamlıyorduk dostlar. Şöyle bir dikdörtgen. X'i hipotenüs olacak şekilde içine alacak şekilde. EF'yi vermiştir bize. Evet 16 vermiş. Şu 5 buraya taşındı 5. Bakın ne çıktı bu dik üçgen? 12, 16, 20 dik üçgeni çıktı. Cevabım Denizli'den geldi bile. 6 numaraya bakıyoruz hemen. Şekilde O merkezli AB çaplı yarım çemberin içine E merkezli bir şey çizilmiş. 6'yı gördük dostlar. Bakın 6 dediğimiz yer AO. Yani büyük çemberin yarı çapı. O zaman OB de 6'dır. Şuraya da 3, 3 yazalım. Teğeti gördüm. Hemen dikmemi çizeyim. Burası da 3. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım. Şuraya K diyelim öncelikle. K kare ile 3'ün karesi yani 9'un toplamı 9'un karesine eşit. Yani 81'e. K kare eşittir 72 olur. K eşittir 6 kök 2. Şurayı buldum. 6 kök 2'ymiş. Şimdi şunu da çizeyim hemen. Çapı gören çevre açı. Bakın şu şuna paralel oldu. İkisi de dik çünkü. Peki paralel doğru Edirne'de nasıl bir bölme işlemi yaptı? 3'e 9 yani 1K'ya 3K şeklinde bir bölme yaptı. O zaman bu Denizli'de de aynı bölmeyi yapacak. 3'e 1. Hemen 6 kök 2'yi 3'e bölerseniz 2 kök 2 çıkar. Yani 6. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet test 4'ün ilk sorularını çözdük. Geldik şu soruya. 7. sorusu. FB 15 24 dostlar. Şurayı da AB'yi de 13 mü vermiş? Karton üstünde eni 13 birim olan mavi renkli dikdörtgen şeklindeki karton yerleştirilmiş. Şurası 13 birimmiş arkadaşlar. Şimdi biz bu şekle alışkınız dostlar. Dedik ki böyle çemberin içinde bir kiriş parçası, bir dikme görünce kirişin uç noktasıyla merkezi birleştir. R. Bak bir tane diklik de burada var dostum. O zaman merkezde bunu da birleştirelim. Bu da R. Dostlar bak şimdi şurada da bir dik üçgen çıktı. Şimdi normal uzun uzun Pisagor yaparak uğraşmayacağım bununla. Şurada da bir dik üçgen çıktı kardeşim. Şimdi bu iki dik üçgende çok 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 yüksek ihtimalle özel dik üçgenler. Hatta şu 24 ya. 7, 24, 25 mi acaba diye bir başlıyorum buna. 7, 24, 25. Şimdi 25'i bulduk. Yarıçap 25. Bu da 25 yazalım. Peki o zaman 15, 20, 25 olacak burası mecbur. 20 oldu mu? Oldu. O zaman doğru yoldayız dostlar. Demek ki yarıçapım 25. Hatta 20'si buradaysa şuraya da 5 yazalım biz. Yarıçap 25. Şurası da 7 bulundu. Şimdi soruyu okuyalım bir daha. Çeyrek daire doğruları kesilerek ayrılmış. Daha sonra bu 3 parça şekildeki gibi birleştirilmiş arkadaşlar. Daha sonra bu üç parça şekildeki gibi birleştirerek aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre E üssü ile H arasındaki mesafe nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bulalım hemen. OA'yı ne bulduk yukarıda? 7. Getirip şuraya 7'yi yazalım bir kere. Bu 1. 2. Başka nereleri biliyoruz? Şu en küçük çemberi, şu en küçük çember parçasını almış. Şuradaki yere getirmiş arkadaşlar. Şuraya. Biraz taklattırarak koymuş buraya. Biz BH'ı 5 bulmuştuk şurayı. O halde hemen buraya da 5 yazalım. Burası 5. Şuranın 15 olduğunu biliyoruz. Şu OA'yı 7 diye bulduktan sonra şu uzunluğu biz toplam 24 diye biliyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şuranın toplamı 24. Onu da bir söyleyelim. 24'müş burası. Şu E üssüyle H arasındaki mesafeyi soruyor. Şurayı soruyor. 5. Şu 7'yi buraya taşıdım hemen. 7. Şurası 24 ise 15'i burada. Demek ki şurası 15. Buraya da 9 kalacak. Ve bakın dik üçgen çıktı bile. 9, 12, 15 dik üçgenidir bu. Yani E üssüyle H üssü arasındaki mesafe 15'tir dedik. Ve geldik 8 numaraya. Şekildeki birim kareli kağıda çizilmiş çember yayı verilmiştir. Buna göre yayı oluşturan çemberin yarıçapı kaç birimdir? Evet, ilk etapta biraz zor gibi gözüküyor. Hiçbir şey verilmemiş gibi duruyor ama aslında çok şey verilmiş. Bakın şöyle. Şimdi şu uzunluk 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim.
Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Merkezde şurada bir yerde olsun O noktası. Şimdi kiriş görünce ne yapacaktım? Kirişin tam ortasına dikmeyi indireceğim. Burası 3, burası 3. Bak şurası 1'miş, burası 1'miş. Şimdi şuraya da K birim diyelim. Bilmiyoruz ya ne olduğunu. Bak çemberin yarıçapı ne oldu? K artı 2 oldu böylelikle. Hemen kirişin ucuna da yarıçapı çizecektim. Burası da K artı 2'dir dedim. Ve şu dik üçgenden 3 bana kopyayı verdi. Acaba 3, 4, 5 olur mu diye düşündüm. Buranın 4 olacağını düşünüyorum. 4 olması için K'ya 3 demeliyim. K'ya 3 dediğimde burası da 5 oluyor. Demek ki gerçekten K'yı 3 bulabiliriz dostlar. K 3 ise burası 4. Hatta 3 ise burası ne çıktı? 5. Yani yarı çapım 5 birim geldi. 8. sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı arkadaşlar. Evet, 9 numaradayız. Yarı çapları 2 ve 4 birimmiş arkadaşlar. Bunu hemen gösterelim. Şurası 2, şurası 4 birim olan kağıdın birbirine en yakın noktalar arasındaki uzaklık. Şimdi iki çemberin birbirine en yakın noktasını bulmak için önce çemberlerin merkezleri birleştirilir. Zaten yapmış onu. Şu merkez birleştirdiğiniz bu doğru üzerindeki işte birbirine en yakın iki nokta burasıdır diyeceksiniz arkadaşım. Ve burası da 6 birimmiş. Şimdi devam edelim okumaya. B merkezli kağıt ok yönünde 5 birim ötelenirse diyor. 5 birim ok yönünde öteleyelim bunu. Şimdi şurası 4 birim zaten. Merkezi mi öteliyoruz? Evet. B merkezli. Evet, merkezi şuraya 5 birim ötelersek şurası 1 birim. Merkez buraya geldi. Bu durumda birbirine en yakın iki nokta arasındaki mesafeyi soruyor bize. Şimdi şurayı 5 bulduk arkadaşlarım. Hemen bunun da çemberini de şöyle çizeyim ben. Dostlar bunların da merkezlerini birleştirip birbirine en yakın iki nokta arası dediği zaman işte en yakın iki noktası da burasıdır dedim. Benden burayı istiyor. Şimdi şuranın 4 olduğunu, yarıçapımız 4. Şuranın 2 olduğunu biliyoruz. Hatta burası 5 birim ötelenmişti. 5. Şurayı 12 bulduk. 5 12'den 13'müş. A ile B üssü arasındaki mesafe 13. 4 burada, 2 burada, yani 6'sı buradaysa ortaya da ne kaldı? 7 birim kaldı. İşte aralarındaki en yakın mesafe 7 birim çıktı diyebiliriz. Geldik 10 numaraya. Şekildeki dairesel açı ölçerde 190'ı gösteren A, 280'i gösteren B. Demek ki şu A ile B arasındaki yay, bak biri 190, biri 280'i gösteriyorsa hemen çıkarttım birbirinden. 90 derece oldu. Peki bir kirişin arkasındaki yay 90'sa hemen ne yapıyordum ben? Bunu daha önceki videolarda da öğrendik. Şöyle merkezle kirişin uçlarını birleştiriyorum. Çapı merkez açı olduğu için burası da 90 diyorum. Bunların ikisi de yarıçaptır, birbirine eşittir. Bakın 45-45-90 üçgeni çıktı. Demek ki 90'ın karşısı 12 ise 45'lerin karşısı hemen 12'yi kök 2'ye böldüm. 6 kök 2. Yani yarıçapı 6 kök 2 buldum. Sonra 70'i gösteren C. Bak bu kaçı gösteriyordu? 190. Burası 190. Bu da 70'i gösteriyormuş. Peki 190'dan 70'i çıkarttım hemen, ne kalacak? 120 derece kalacak şuraya. Hemen bunun da uçlarını birleştirelim. 6 kök 2, yarıçap 6 kök 2 bulduk. Bu da 6 kök 2. 120 dereceyi gördüğü için şu da 120 derece. Bakın 120 ikizkenar üçgen. 30-30 üçgeni çıktı. 120-30-30. Neydi kural? 120'nin karşısı, 30'un karşısındakinin yani 6 kök 2'nin hep kök 3 katıydı. Cevap 6 kök 6. Yani hangi şıkmış 6 kök 6? Edirne şıkkıymış dedik. 10. sorumuzun cevabı da Edirne'den geldi dostlar. Evet arkadaşlar, iki test daha gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıcakla kalın, dikkatli olun dostlar. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.